Ahmet Bey, gel hadi gel. Uyumuşlar valla. Ya. Bunlar nerede yattılar şey? Hayla bak, gözleri uyumuş. Döşek de bu kadar çok uyuyamaz. Kırmızı çubuklar ne la öyle? Kırmızı çubukları ben yaptım istiyorsun. Dur bakalım bir göster. Bunları göster bana sana. Ne oldu lan? Çünkü aldırma indirme çubuğu. O ne yaptı? Selamun aleyküm abelam, obalam, kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Harman günlükleri vlog serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus bugün yine arpa pişeceğiz. 35'liğin karnı mı acıkmış? Karnı acıkmış. Yağlı yap, karnını doyuram. Mazotlamayan mı? Hı-hı. 35'liğin mazotunu dolduruyoruz. Arkasına semaramonu takacağız. Ulan sana vururum. Gidip biçer yapacağız. Bu videomuzda biçerimiz değişti Yunus. Bilmiyorum. Öbürkü videoda biçerin sahibi üstüne 1530'un üstüne 1545 yazmış. Ben de biçerden ne bilen anlamıyorum hiç. 1545 diyordum. 4 sarsaklı 1530'muş eskilerden. Bugün de 86 model 8040 var. Öyle, şimdi remo'umuzu takacağız, tarlaya geçeceğiz. Tarlaya geçince biçer biçim yaparken videoya devam edeceğiz. Sonra köye geleceksin. Ahmet abinin samanlığa samanı yerleştirirken güzel bir kameramanlık yapacaksın. Tamam hadi. Hadi tarlaya gidince görüşürüz. Evet, çok değerli takipçilerimiz. Tarlaya geldik. Şöyle. Aynen. Biçerin arkasına remo'umuzu taktılar. Hemen biçime başlayacaklar. Yunus'um. Hı. Ben sana kamerayı vereceğim şimdi. Tamam. Şu şekilde ben de drone'umuzu uçurayım. Güzel güzel görüntülü alalım. Hadi alalım. Al bakalım. Bugün kameraman, yönetmen, sunucu. Ben. Operatör, her şey sensin. Al bakalım. Ben gidiyorum tarlaya. Şimdilik benden bu kadar. Yunus'tan devam abi. Hadi bakalım yürü. Hadi. Merhaba dayı. Merhaba. Nerede o? Kamera dayı. YouTube'a video çekiyoruz. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyi misin? Vallahi uğraşıyoruz çiftçilikle işte. Çıkmaya çalışıyoruz. Biz de yeni şoförüz daha. Bir tanesi ya. Piyasaya çalışmamış bir biçer. 8 gündür 1984 model. Yani bugüne kadar hiç daha arkasına fatoz takılmamış. Ben şimdi atlatıyorum. Motoru 14 motor. Büyük motor yani. Bunun sahibi piyasaya çıkmamış. 100 dönüm arazisi olan. Her sene yapıp bırakmış. Arasını yapıp bıraktım ama hiç daha komşuya, dışa, dosta, piyasaya çalışmamış. Ben içeriden daha yakından durmam. Yani sıkıntı yok Allah'a şükür bakalım. Şimdilik 2 senedir bir arıza açmadı. Her yıl güzel bir şekilde bakımını yapıyor. Kendim de zaten bunun ustasıyım. Elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım var. Ben bunu geçen sene Harman'da aldım. Ben bunu pazarlık yapamıyordum o derece. Niye abi pazarlık yapamıyordun? Pazarlık yapamıyordum. O kadar telefon geliyor ki yani. Biçeri fotoğrafını gören. Ben bunu yeğenimden aldım. Yeğenim de başkasından almış. Pazarlık yapamıyoruz. O kadar telefon geliyor ki köyden. Ben aldım, sen aldın. Sen aldın, ben aldım. Yani pazarlık bitmiyor yani. Telefon hiç susmuyor. Onun için ben kaçırmak istemedim. Bu güzel bir biçer yani. Sıkıntılar içinde ben beğendim. Ben hoş yani. Sadece benim değil. Komşularımızın, arkadaşlarımızın beğendiği
arkadaşım armangajı, yürütücü gayış, ondan sonra vesaire akis falan kestiriyorlar. Derim daha Allah aşkına öyle bir şey başıma gelmedi. İnşallah da gelmez. Belki içerin temiz olduğundan, belki biraz daha dikkatli olduğundan, belki de her ikisi de. Acar görüntülü aldım. İyi. İyi mi? Aha. Şimdi videoyu burada durduram. Köye gidince Ahmet abinden siz bu remorktaki samanı nasıl yerleştiriyorsunuz bir gösterin takipçilerimize. Tamam. Hadi bakalım şimdilik görüşürüz. Köye gidince görüşmek üzere abi. Evet arkadaşlar köye geldik. Ahmet Bey'im bekliyor. Nerede? Nerede bekliyor acaba? Duyuyor mu kaldı yoksa lan? Hayır bakalım Ahmet dayı öyle de. Ahmet dayı gel gali gel. Helal. Uyumuşlar valla. Ya. Bunlar nerede yattılar şey? Bunlar
Esma'yla bak, gözleri uyumuş. Döşek de bu kadar çok uyuyamaz. Esma uyudun mu lan? Gözleri şişmiş. Döşeğe yatıracaksın bu kadar uyuyamaz. İn gari. Ben inen gari. Anlat beni artık. İsmail buradaki çoğaldan burada yapmış. İsmail'in gözleri şişmiş uyumaktan. Hadi ayıl gari. Parman öp. Parman vallahi iyi uyumuşsunuz. Vallahi uyumuş lan. Kaç saat uyudun? Bundan önce uyuyordun ya. Gözleri kızarmış baya. Ahmet içeride mi? Ben olsam uyuyamam. Uyuyamam. Bence uyursun. Ha saman maman olursa acar uyurum. Gözler şişmiş. Nerede kaldı oğlum ya? İyi insan ne yaptın? Ne diyorsun bu tam? Ne diyorsun bu tam? Hayvanlar tam doldu. İyi. Kamışlar. İnek de geldi. Ne ettiniz? Geç geldiniz. Niye mi geç geldik? Tarla uzak. Tarla mı uzak? Yoruldun mu? Yo. Yorulmadın mı? İsmail uyumuş. Uyuyor da bu. Bizler geldik hadi. Ha? Motor nasıl? Ne motor lan? 35'lik. 35'lik çekip geliyor. İçer nasıl? İçer iyi. Öbürkünden iyi. Ha? Öbürkünden iyi. Hadi ya. Bu daha mı hızlı bitiyor? Bu iyi bitiyor. Buraya laf attı la. Bekle o zaman şeysin de. Komşu komşu aç kapıyı demiş. Aç kapıyı komşu. Açtılar mı? Komşu kapıyı açtı gidiyor. Ulan 35'e başladı. Vurdurtturuyor. Burada bir acayip bir mühendislik hatası var. Evet. Ha. Açaldı mı? Yok hayır. Açtı. Kanka yürü de birden geri geliver. Şu tepesi tam olması lazım şuraya kadar. Bu tehlikeli var. Bunun bir kal çağrısına bakalım. Bir yere koyuversen ya. Burası depesi yüksek tuttuklarından akıp gelmiyor. Depesi dayanıyor. Bunu yanlış yapmışlar. Yoksa romok çok güzel. Kocaman. İsmail onu oraya korsan şey yapar yanlış. Dur be dur ben size. Buraya geçiyor İsmail. Ne gerek? Dökülüyor. Al da açayım. Samanın içini alıyor la. Vallahi çok yüksek yapmışlar. Yüksek güzel olmuş. Tam yalnız saman taşımak için birebir bir remont. Bir tane alırdır. Bir ton alır mıdır?
9. Merhaba, geliyor ya bu sabah. Hayır. İsmail nasıl uyumuş? Motorun sesine bir afalladı, kalktı. Gözler şişmiş, nereye gideceğini bilemedi. Böyle bir ses çıktı bundan sonra. Yunus, bugün burada ayrılıyoruz abi. Tamam abi, ayrılalım. Seninle işim bu kadardı. Drone'u uçurdum. Sana da kameramanlığı yaptım. Sen gidiyorsun Ali, sen buralardasın. Tamam, hadi görüşürüz. Gözlüklerimi de takayım ben. Tak. Gözlüklerimi de alayım. Su var mı burada? Yok. Su olayı değil. Burada hiçbir şey yok. Göttü mü ya suyu oraya? Önceden harmanlar ne güzeldi. Kola vardı, püskü. Dondurma vardı. Bak sen yok. Sen bakıyordun bize. Binip gidiyordun gaza. Abi burada... Kim kalktıracak sana? Etme. Abi. Koyup gidince. Güzel gideyim gelin. O zaman hiç güvenemiyoruz İsmail. Böyle çok indir. Öyle oldu mu hiç güvenemeyiz. Şuna bir konu gelir mi? Yena istediğin kola olsun. Boş be Yena. Boş be Yena, boş be. Boş be aman diye. İş çıkarttırız. Sakat çıkarttırız. Ben yerime gidiyorum. Hadi görüşürüz. Uyuyacak mısın yine? Ben güzel, epey geç gelirim herhalde. Yunus'um görüşürüz. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Dur bakalım bir saniye çarpacağım, bir yanına doğru gider. Ben işe doğru atıyorum. Herhalde olur. Kapçıyla. He. Uzun gol mu diyorlar buna? Ben bilsem sana derim. Ucunda saman, pancar, kepçesi var. İstersen voktat. İki cakla takılıyor. He. Bu şekilde. Bu şekilde dedin. Ayarlamışlar. Taktık. Şimdi samanı yavaş yavaş arkaya doğru kaptıracağız. Hadi bakalım bin. Kırmızı çubuklar ne la öyle? Bu kırmızı çubukları ben yapmışsın. Dur evet, oğlum bir göster. Onları göster bana sana. Ne oldu lan? Bu kaldırma indirme çubuğu. Ona ben koştum. Bu kafasını hareket ettiriyor. Hı-hı. Bunları Erkunt'u yapan mühendis şu kıda. Bilyaga'da bırakmış ucunu. Bunda buraya uzanamıyor elin kolun. Bir de kısa olduğu için fiziken güç uygulayamıyorum. Parmaklar kırılacak gibi oluyor. Senin kollar da uzun olduğundan. Ne yaparım dedim ha. Bunu ucuna bir vida kaynattım ben. Anam. Bu da şey, saman yabası var ya, bildin mi? Biliyorum. Onun da kafasını kestim, içine geçirdim. Ne ettin ne öyle o zaman? Bekle göstereceğim, açık. Dibine kadar koydum bunu. Ne güzel. Yani kolaylık sağladım kendime. Vidayı içine geçirdim, kaynağı attım abi. Hı-hı. Bu şekilde bunu buraya vidalıyorum. İyi. Şunun ucunda duruyor. Neden ediyordu buna? Ya ben biliyorum ki tokmak değil. Tokmak ya. Tokmağı da ucuna kaynatacaktım. Hı. Açık acelemiz vardı. Nasıl kaynatacaktın? Bunu başka zaman. Yine aynı şekilde. Erişecektim. Yok. Bunun vidası verdi. Vidayı içine koyacaksın, kaynatacaksın. Üstüne de bunu sıkacaksın. Tokmakla orijinal bir şey olacaktı. Açık rengi kötüydü. Kırmızıya boyayın dedim. Boyadım. Acar da kullanışlı oldu. Eğer bu yani 2013-2014 Erkut'ta olanlar varsa bu şekilde yapabilir. Evet. Büyük ihtimal 13 şey olacak, somon olacak. Bunu ayarlıyoruz abi. Bu arada boyu hareket ettiriyoruz ha. Bu arada boyu da bitirmiş. Ben bitirmedim be, sen bitirdin duvarları, tenikeleri boyuya. Yalan atıyor. Acayip şey falan kalmamış. Hadi 2014'ü kullanıyoruz. Bunun fites geçişleri daha rahat, halatlı değil. Direkt şeyden şuna şasıl gibi şık şık. Şık şık. Öbür üstünde ittiriyorsun, kalktırıyorsun, zor ediyor. Bu çok kolay. Bunun içi de geniş. İçi de mi geniş? İçi geniş, baya geniş. Host koltuğu yok yalnız. Hostes koltuğu. Hostes koltuğunu boş ver. Telefon numarasını boş ver. Telefon numarasını mı boş ver? He, ne çeksen telefonu. Çalıştıram. Hadi bakalım. Anayi. Kapçayı kaldırdık. Geri gidiyoruz. El frenimiz inik değil mi? İnik. İnik abi. Kapça da açık arızalı, şöyle boş bırakınca yavaş yavaş kafasını salıyor. Salıyor. Sen güzel çekme yapabiliyor musun? Oo, acar. Emin miyiz? Aynen. Sıradan şöyle uyundan doğru bir şey yap. Kapçayı yavaştan sal ha. Sal bakalım. Ben öyle geçireyim. Hı? Hayır sen geri gel yakın, benim belimi yakamı kıracaksın. Kırmayacaksın, yavaş yavaş hareket edeceksin. Yoksa ben şimdi bir dakika kalktırdım bunu. Sen varsın diye yavaş yavaş kalktırdım. Bir kifte sana takan. Bu şekilde Depa samanızı topluyoruz.
Sen önceden 80'likten yapıyordun değil mi? 80'likler, LS 90'lıklar. LS ile çok güzel oluyordu ya. Bayılıyordum traktöre. Shuttle desem var. Yanında bunun şeyleri. Piston hareket kolları. Bunun aşağıda kalmış. Çok güzel bir traktör. Tam bir kepçe için yapılmış traktör. Manevra desem var. Ay. Vay. Ne oluyor lan? Korneye çaldım. Dik diyor. Ama tam bir Erkut'un verdiği gücü veremiyordu. Çıkarken azıcık zorlanıyordu affolduğundan traktör. Bu kovanın ucunu tam boşaltmıyoruz. Niye? İşte. Hani sebep mi olabilir? Bilmiyorum. Neden? Çünkü sıkıştırma, depme işlemi yaptığımızda yukarı çıkartacağım, boşaltacağım, aşağıdan ağzını alıyor, bu sefer depmiyor. Bunun ağzı dolu olduğu zaman kaktıra kaktıra depiyor. Bundan sonra kepçeyle yıkıyoruz bak samanı. Vay. Bir de dışarıdan çek istersen. Ben dışarıdan çekerim. Bir de senin yorumunu kat. Olam. Tam bir kocaydı. Çok şey ya, çok büyüken. İçin çok toz oluyor. İçerse aşırı toz. toz olduğundan gözlerimizi falan kaçıyor. Gözlerimiz yaşıyor. Dediği gibi boyayı tam boşaltmıyor. Bir şey yapılıp çok oluyor. Önceden dediğimiz gibi 80'likten yapıyordu Ertuğrul'dan. Bir de LS vardı. LS'den de yapıyordu. Şimdi bunlar yok. Bitti. Bu kadar. Bu şekilde depoluyor. Altını olabildiğince rampa yapıyoruz. Bu daha samanlık boş. Saman çok olsa. Aha. Depoya kadar bu makaslar var ya. Aynen. Yukarıdaki makaslar. Makaslara kadar çıkartıyoruz. Hı. Üstte zaten çok bir şey almıyor. Hemen az bir şey kalıyor. Buraya da bir 5-6 araba alır da ihtiyaç duymuyoruz yani. Helodunu hiç takmadan buraya böyle ıslıklıyor. Oğlum bu bastırıcı niye? Bu işte dedim ya. Kendinden salıyor. Keçesi bozuktu. Onu yaptırdık. Şimdi jack'ı yapmış. Gene yapacağız. Ha, jack takılacak. De sıkıntı yok. Bunu salmaz zaten yukarı çıkarken böyle yavaş yavaş bana ucunu salıyor. Bunu otomatik yapmış oluyor. Daha kullanış. Mükemmel. Şimdi nereye yaptı? Ha? İsmail nereye yaptı canım? İsmail su almaya gitti. Ha doğru da İsmail gitti, ben uyuyor zannettim. Saman da arpa samanı. Rutubet değil abi. Guru guru. Sen hiç samandan ateş yaptın mı da ıslak samandan? Leyan almış be. Leyan ha. Islak samanı depoladım, kendi kendine ateş çıkartırmış. Ne oldu? Toz mu dokundu? Uyuyamam sana. O zaman bir dahaki arabayı bekleyen mi? Hadi bekleyelim. Bir daha şöyle dışarılarda bir yerlerde oturam. Öbür araba geldiğinde tekrardan kalktırmaya video devam eder. Geldiği vakit videoya başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, emmi oğlum iki araba samanı getti. Bunları da şöyle yavaşça bir kalktıram. Yunus'um kamerayı devredin. Gidelim ben bir Erkunt'u getireyim. Onu da alayım hadi. Yunus'um görev sende, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen gidiyor. Hadi git gel bakalım. Geliyor.
Oğuz'dan tepe lambasının ışığına bakın nasıl iş alıyor, belli oluyor. Haydi bakalım. İçeride aşırı çok tozlu. Ama Davin dediği gibi bakın şey etmiyor, sıkıştırıyor. Buradan atıp gidiyor. Tekerleğe yarısına kadar gömüldü. Bunu böyle sürekli her arabada yukarı dökeceğiz. Sürekli yukarı çıkar, sürekli yukarı çıkar, sürekli yukarı çıkar. Hem bayağı da toz oluyor burası. Sürekli geleceğim, çıkaracağım, geleceğim, çıkaracağım. Hem biraz da emek istiyor. Yani sürekli arkana bakacaksın, önüne bakacaksın. Tamam şey derken yukarı çıkarmak için sürekli arkana baka baka yoruluyor. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Üstten bir aktırmaya devam edeceğiz. Burası aşağı yukarı 100 araba. Yani 100 ton saman alıyor. İnşallah güzel bir video olmuştur. Harman işi bizim için güzel bir iş. Yani bir kolaylık olduğu için bu şekilde kaktırmak. Yani elimizden yabayla saman atma derdinden durduğumuz kolaylıktır. Bu şekilde depoluyoruz. Rahat. Senin söylemek istediğin şey var mı? Bir şey yok. Güzel oldu değil mi? Aynen. Bu şekilde şu tepe taşlara kadar dolduruyoruz. Tabii şimdi saman az olduğu için size pek bir şey gösteremedik. Bir tane daha büyük ihtimal harman videosu gelecek. Geldi. Onda dolu şeklinde. Buğdaya geldi. Ne buğdaya mı gelecek? Tamam. Emin Bey buğdayını düştürürken tekrardan çekim yaparız. Biz Erkunt'la depolamaya devam edeceğiz. Başka bir şeyim sürek yok. Aynı şekilde yine ramok gelecek, dökeceğiz, gideceğiz, dökeceğiz, geleceğiz, kaldıracağız. Hep sürekli aynı işler olacak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup ve kanala beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.